3D yazıcıyla diş protezleri yapıldı. Sıra bu üretimi yatırıma dönüştürmek. Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Merkezi'nde başlatılan çalışmayla Dijital Diş Hekimliği Uygulama Merkezi için kollar sıvandı. Zafer Kalkınma Ajansı'na başvuru yapan merkez, 1 yıl boyunca araştırmalarını yapacak. Katmanlı imalat olarak adlandırılan üretimi daha seri hale getirmek isteyen merkezin bünyesinde iki farklı yazıcı bulunuyor. Proje başvurusuna bulunan merkez, Dijital Diş Hekimliği Uygulama Merkezi'ni Kütahya'ya kazandırmayı hedefliyor. Katmanlı imalat günümüzde çok popüler hale gelmektedir. Geleneksel yöntemlerle üretilmesi mümkün olmayan şekilleri, bu yöntemleri kullanarak daha hızlı bir şekilde ve kısa bir sürede üretebiliyoruz. Bünyemizde iki farklı yazıcı bulunmakta. Bunlardan bir tanesi plastik yazıcımız, diğeri ise metal yazıcımız. Biz bu yazıcı ile farklı şekillere sahip metal ürünleri elde edebiliyoruz. 2019 Fizibilite Destek Programı kapsamında Zafer Kalkınma Ajansı'ndan da bir projemiz oldu. Bu projemizin amacı bu katmanlı imalat teknolojisini kullanarak Dijital Diş Hekimliği Uygulama Merkezi'nin Kütahya'da kurulup kurulmayacağı konusunda bir fizibilite çalışması yapmak. Bu çalışma sonucu, yani fizibilite çalışması sonucu elde ettiğimiz verilerle burada bir merkezin kurulmasına karar verilirse bundan sonraki adımda da bu merkezi kurarak öncelikle Kütahya'mıza, TR3 bölgesine ve daha sonra ülkemize diş hekimliği konusunda hizmet etmek olacaktır. Diş hekimliği merkezinin kurulmasıyla diş metal altyapısının üretimi hızlanacak. Hızlı bir şekilde diş metal altyapısını üretmiş olacağız. Hem zamandan kazanmış olacağız. Biliyorsunuz bu metal altyapıların üretiminde zaman oldukça uzun. İşte provalar yapılıyor. Biz bu zamanı kısaltmış olacağız. Sağlık turizmine de katkı sağlaması planlanıyor. Kütahya'mıza baktığımız zaman bu konuda birleşebileceğimiz nokta sağlık turizmi kısmı. Ya sağlık adımını biz burada yapabilirsek, zaten turizm konusunda biliyorsunuz bölgemiz kaplıcalar, ılıcılar konusunda oldukça popüler. İnşallah bu ikisini konsepti bir araya birleştirebilirsek Kütahya bölgemiz için de ekonomik bir dinamik oluşturacağını tahmin ediyoruz. 2013 ile 2014 yıllarında makineyle üretimler yapıldı. 2013-14 yıllarında bu makine kullanılarak diş üretilmiş ve bunun ticari faaliyette de bulunulmuş. Kobalt krom dentan uygulamalar için kullanılan bir malzeme ve bu malzeme bu makinede üretilmiş durumda. Gördüğünüz gibi son ölçü boylarında çok hızlı bir üretim var. İnşallah bu tür malzemeleri burada üretmeyi planlıyoruz.